Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şaban ayımız hakkımızda mübarek olsun. Rabbim bizleri selametli bir şekilde Ramazan-ı Şerif'e de ulaştırsın. İçerisinde bulunmuş olduğumuz ve Efendimiz aleyhissalatu vesselamın benim ayım diyerek tabir ettiği Şaban ayı, içerisinde Berat gecesi gibi önemli bir gece barındıran, Allah'ın rahmetinin adeta sağanak sağanak yağdığı mübarek ve faziletli bir aydır. Bereket ve feyzinden istifade etmesini bilenler bu aydan büyük kazançlar elde ederler. Bu bakımdan Şaban ayının kıymeti oldukça büyüktür. Rahmetim gazabımı geçmiştir buyuran Yüce Allah Celle Celaluhu, kullarına rahmetiyle muamele edebilmek için vesileler arıyor adeta. İşte bu aylarda bu vesilelerden bir tanesidir. Arkadaşlar, Hz. Peygamber'in aleyhissalatu vesselam diğer aylara oranla en fazla nafile oruç tuttuğu ay Şaban ayıdır. Kişi sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu ayda dilediği kadar nafile oruç tutabilir ve çok faziletlidir. Ancak şimdi sizlere hani tabiri caizse bir taşla bir sürü kuş vuracağınız bir oruçtan bahsetmek istiyorum. Yani 3 günlük bir oruçla 2 önemli sünneti, hatta ilave olarak 3 önemli sünneti bir arada cem edebileceğiniz en faziletli oruçlardan birisini sizlere tarif edeceğim. Şöyle ki Eyyam-ı Bid denilen günlerde, yani hicri ayların 13, 14 ve 15. günlerinde oruç tutmanın çok sevap olduğunu ve bu günleri oruçlu geçirmenin neredeyse tüm seneyi oruçlu geçirmek kadar sevaba denk geldiğini müjdeleyen Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, ümmetine de bu orucu özellikle tavsiye etmektedir. Dolayısıyla Şaban ayı gibi oruç tutmanın faziletinin çok fazla olduğu mübarek bir ayda Eyyam-ı Bid orucunu tutmanın sevabını siz düşünün. İkinci olarak da Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Şaban ayının 15. gecesi olduğu zaman gecesinde ibadete kalkın ve o gecenin gündüzünde de, yani Şaban ayının 15. gününde de oruç tutun. Dolayısıyla Şaban ayının 15. günü oruç tutmak da oldukça faziletlidir. Böylelikle netice itibariyle Şaban ayının 13, 14 ve 15. günlerini, yani 2024 Şubat ayının 22, 23 ve 24 olan günlerini oruçlu geçirirsek, hem Eyyam-ı Bid denilen orucun faziletini hem de Efendimizin aleyhissalatu vesselam özellikle tavsiye ettiği Şaban ayının 15. günü orucunun ecir ve sevabından istifade etmiş oluruz. Bir de Hazreti Ayşe radıyallahu anha, insanların amellerinin Cenab-ı Hakk'a arz edildiği günler olarak bilinen pazartesi ve perşembe oruçları hakkında şöyle buyurmaktadır. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmaya çokça özen gösterirdi. Dolayısıyla özellikle Şaban ayında imkanı olanlar bu günleri de oruçlu geçirirse büyük sevaplar ve Rabbimizin rızasını elde edecektir biiznillah. Arkadaşlar, böyle mübarek ay, gün ve geceler müminler için çok büyük fırsatlardır. Böyle bir fırsat elimize bir daha ya geçer ya geçmez. Dolayısıyla hayra vesile olan o hayrı ve sevabı kendisi yapmış gibidir buyuran Efendimizin sünnet olan bu oruçlarını yakınlarımıza ve sevdiklerimize tavsiye ve teşvik edersek onların sevabına da ortak olmuş oluruz. Rabbim şimdiden kabul eylesin, tembellikten ve gevşeklikten bizleri muhafaza eylesin. Amin.